Evime çok özen gösteririm. Evime, kendime kıyafet alayım. Evime aksesuar alayım. Yani evimin bir eksiği hemen şeydir mesela. Evde bir şey eksik olsun, işte onu almak isterim. Kendime de öyledir. Yani bir şey kendime bir şey alacaksam ay, beklerim, ederim. Zamanı muhakkak dönüp dolaşacaktır. Ben onu en sonu muhakkak tekrardan gene alırım. Mumları çok severim. Mesela isterim ki sürekli evin içinde mumlar yansın. Tütsüler yansın. Taşları da çok severim. Hani parıltılı şeyler de. Parıltı denince ben bir de yay burcuyum. Yay burcunun özelliğidir. Özelliğidir böyle. Hani zevkine düşkündür. Taş, pırıltı, ışıltı neredeyse orada ben varımdır yani. Bir kız, bir erkek çocuğum var. Oğlum liseye gidiyor. Kızım ilkokul 4. sınıfa gidiyor. Onlar nasıl bakıyor? Onlar gurur duyuyorlar anneleriyle. En çok da oğlum. Oğlum çünkü arabalara çok aşırı merakı var. O yüzden oğlum daha fazla benim destekleyicim yanımda. Kızım pek yanımda değil. Olmadığı için pek şey değil. Kızımı göremiyorum çok fazla ama oğlum destekliyor, gurur veriyor. ...1977 doğumluyum, Adanalıyım. Otobüs İşletme Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışıyorum. Daha önce şoförlük yapmamıştım. Şoför değildim, hiçbir şey bilmiyordum. Çok değişik geldi. Sonra öğrendikten sonra... ...seviyorsunuz da işinizi. Değişik bir duygu, yani bunu tarif edemiyorum ama çok güzel bir duygu. Büyük bir araç kullanıyorsunuz, toplu taşıma. İnsanlarla bir araya geliyorsunuz. Her gün 600-700 daha fazla insanlarla karşılaşıyorsunuz. Bir yerden bir yere götürüyorsunuz. O yüzden çok güzel bir duygu, insanlarla bir arada olmak. İşimizi seviyorum yani. Kadın olarak şoförlük yapmak tabii ki zor. Zorlukları var. İster istemez iyi şeylerle de karşılaşıyorsunuz, kötü şeylerle de karşılaşıyorsunuz. 174 hattı var bizde, iki otogar arası. Bir otogardan bir otogara. O zamanlar biz bayanlar çalışıyordu. Hani başka şehirlerden gelen insanlar ilk etapta bizi gördüklerinde çok şaşırıyorlardı. Yani bayanız diyerekten binmeye böyle şey yapıyorlardı. Siz mi kullanacaksınız? Bu otobüsün kaptanı kim? Biz otobüsün içine buyurun benim diyordum. Siz mi götüreceksiniz? Evet ben süreceğim diyordum. Bir tedirgin tedirgin oluyorlardı. Biraz güzelseniz, dikkat çekici bir bayansanız biraz zorlukları daha da fazlalaşıyor. Her binen yolcu farklı tepkiyle de yaklaşabiliyor. Asılmalar da oluyor tabii, sözlü tacizler de oluyor. Yani dediğim gibi işte o yönde zorlukları var. Onlara şey yapmanız gerekiyor, yani kendinizi koruma altına almanız gerekiyor. Adana'nın erkeği maço. Sert gibi görünen, maço davranışları olan erkekler olarak adlandırıyorlar ama aslında öyle değil. Hani Adana'ya dediğiniz gibi Adana çok yaşam alanı bakımından çok uygun bir şehir olduğu için her yerden gelme insanlar var. Her şehrimizden gelme insanlar var. O yüzden karışık insanlarla dolu bir şehirdeyim. Yani herkesin gösterdiği şeylerle o Adana insanlı, kökenli Adana insanının üstüne de yakışan bir şey olmuş. Yani Adana dediğiniz zaman ilk akla gelen maço, kaba tabirleri olan, kaba davranışları olan insanlar akla geliyor. Evde yemeği kim yapıyor? Ben yapıyorum genelde. Hani eşim yemekle pek arası yoktur ama
hani elinden geldiği kadar da yardım etmeyi de çok ister. Ha, yaptığı şeyler var, ufak tefek şeyler. Bir makarnayı yapabilir, bir salatayı yapabilir ama genel anlamda yemekle arası yok. O yüzden yemekler bana düşüyor. Otobüse ilk girdiğimizde çok büyük tepkilerle karşılaştık. Yani anneler veyahut eşler, arabamıza bayanlar da dahil bindiklerinde işte sizler oraya oturdunuz, evde neden durmuyorsunuz, benim eşim işsiz geziyor, sizler yüzünden şu an eşim evde oturuyor. Siz çalışmıyor olsaydınız benim oğlum şu an iş sahibiydi diyen anneler veyahut eşler. Yani çocuğunuza bakın, ne işiniz var? Yani çok büyük tepkiler aldık. Biz hepsine yani ihtiyacımız olmazsa burada asla olmazdık. Yani neden bir kadın da yapamazsın? Kadınlar da ayaklarının üzerinde durmak zorunda ki erkeklerden daha iyi kullanan ve şu an çok profesyonel kullanan arkadaşlarımız birçoğu. Boş vaktimde daha çok ailemle zaman geçiriyorum. Onlara bir şeyler yapıp sunmak beni her şeyden daha çok mutlu ediyor. Yani birilerini sevindirmek, ailemden birilerini sevindirmek beni dünyanın en mutlu insanı yapıyor. Sabah vardiyasına da çalışıyorsam, servis beni 5'e çeyrek kala alıyorsa, 5'e 5 kala alıyorsa 4'te kalkıyorum. 4'te kalkarım. Elim yüzümü yıkarım, saçımı fönlerim. Kızların çoğusu şey derdi, kuaförden mi geliyorsun? Değil ama kendim yapıyordum. O konuda el becerim de var. Makyajımı yaparım, kahvemi yapıyorum. Kahvemi içebildiysem içiyorum, içemediysem servisle koştur koştur gidiyorum. Kızlarımı öpmeden çıkmıyorum. Çocuklar kalktığı zaman aynaya baktıklarında sabahleyin, yanaklarında ruj izini görünce annem öpmüş gitmiş yine diyorlar. Başka bir şehirde şoförlük yapıyor olsaydım bu kadar rahat olmazdım. Adana gerçekten, Adana'mız çok güzel. Her konumdan çok güzel. Sosyal aktivitesi olarak da güzel. İnsanların bakış açısı olarak da güzel. Ya insanlar bir de şu an çok alıştığı için ya da ben diğer memleketleri görmediğim için bu duygulardayım. Ama Adana'da şoförlük bence diğer memleketlerden daha kolay. Çok güzel annesi. Günaydın. Atatürk Caddesi. Kadınlar olarak sadece araç kullanıyoruz diye, toplu taşımacılık yapıyoruz diye hiçbir şey yapmıyoruz anlamına gelmiyor. Bizler her işimizi yapıyoruz. Bizler yeri geldiğinde kadın, yeri geldiğinde erkek de oluyoruz evimizde. Çocuklarımızın başında, ailemizin yanında hiçbir insana yani muhtaç olmadan kendi işimizi halledecek kadar her işimizi de biliyoruz çok şükür. Ben mesela kurban bayramlarında babam koyunu keser, ben yüzerim, parçalarım, içini dışını koyarım. Bu kurban bayramında ben 7 tane koyun yüzdüm. Ben sadece otobüs kullanmıyorum. Ben sadece büyük şehirde çalışmıyorum. Ben evimde de her şeyin en güzelini, en kalitelisini yapmak istiyorum ve yapıyorum. Erkekler de yeri geliyor kardeşim de olsa yapamıyor. Yani biz erkeğin yaptığını da yapıyoruz. En zor meslek şoförlük, onu da yapıyoruz. Ve çok iyi yaptığımıza da inanıyorum. B
Bence en zor Adana'da şoför olmak. Diğer yerlerde bence daha kolay diye düşünüyorum. Daha böyle hoşgörüyle bakarlar. Daha gıpteyle bakarlar diye düşünüyorum. Adanalılar, ben de Adanalıyım. Tabii ki bu her yerde var. Yani kötü insan, iyi insan, iyiyi kötüyü ayırdım edebilecek insan her yerde var. Ama Adana'da biraz sanki daha çok gibi geliyor bana. Mesela 4 yıl oldu ben bu işte çalışıyorum. Hala bayan mı? Bayan bunu yapamaz gibisinden. Ama yapıyoruz. Bir erkeğin yaptığı gibi hatta bir erkek şoförden daha güzel kullanıyorum. Daha bilinçli, daha dikkatli. Erkek kardeşim, eşim, kız kardeşimin kocası, ailece şoförüz. Küçükken polis olmak isterdim. Kısmet olmadı. Büyüdüm, şimdi otobüs şoförüyüm. Otobüs büyük. Normal kendi aracınız küçük. Yani otobüsün hacmi büyük, aynalar büyük, kullanımı daha rahat. Küçük arabaya bindiğim zaman hani kendimi rahatsız hissediyorum. Çünkü o daha rahat büyük olduğu için. Küçükte böyle sıkılıyorum, sıkışıyorum arabanın içinde. Şoför olmasaydım şu an hiçbir iş yapamazdım. Yani şu an hiçbir şey yapamazdım. Eğitimimden dolayı yani güzel bir yere girip çalışamazdım. Hani başka şeylerde ne bileyim temizliğe gidebilirdim eğitimimden dolayı alamadığım için temizliğe giderdim herhalde diye düşünüyorum. Çocuklarımın şoför olmasını istemem. Çocuklarımın güzel bir eğitim alıp güzel bir yerde olmasını isterim. Gerçekten şoförlük zor, kolay bir iş değil. Trafikle uğraşıyorsunuz, yolcularla uğraşıyorsunuz, yani her şeyle uğraşıyorsunuz. Bazısı çok güzel gıpta ile bakıyor, bazısı küfür ediyor, yanından geçiyor. Yani herkes farklı farklı yorumluyor, herkes farklı bakıyor. Mesela sabahçı olduğumuz zaman 4'te kalkıyorum, 4.30'da servis alıyor. Yani hayatımız hep dediğim gibi koşturarak geçiyor. Anca kalk, yani lavaboya git, elini yüzünü yıka, üzerini giy, hemen aşağı in. Geliyoruz, 5:15 geçe burada oluyoruz. Hemen otobüsleri çalıştır, tarifeyi al, kalkacağın yere git. 6'da kalkışımız başlıyor. Arabamızı temizliyoruz o zaman içerisinde, zamanımız oldu mu. Yani bu şekilde öğleden sonra iniyoruz araçtan. 12-1 civarında iniyoruz. Ondan sonra evimize. Biz bayan olarak hem evde iş yapıyoruz, hem dışarıda, yani hem erkeğin yapacağı işi yapıyoruz, hem bayan işini yapıyoruz. Hobilerim ailemle, çocuklarımla gezmeyi severim. Sadece tek hobim bu. Pikniğime giderim. Haftada bir gün, pazar günü pikniğim vardır. Öğlenci olduğum zaman haftada bir gün, pazar günü sadece piknik için, çocuklarımla zaman geçirmek için izin yazdırırım. Sabahçı olduğum zaman da zaten öğleden sonra boşuz. Evime giderim, evimin düzenini veririm. Ondan sonra hazırlanırım, çocuklarımla çıkarım. Sadece tek hobim bu, piknik.